Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Mübarek kardeşlerim, bir tefekkür iklimi programında daha birlikte ve beraberiz. Rabbim bu programı bizim için lütuflarla, ikramlarla, izzetlerle, iltifatlarla dolu bir program eder. Hayatımız için güzel bir vesile kılar inşallah Teala. Bugün yine güzel misafirlerimizle sohbet etmeye, tefekkür etmeye, idrakimizi geliştirmeye, akletmeye çalışacağız. Bugünkü misafirlerimiz Eskişehir'den Hacı Kadir Camii emekli İmam Hatibi, aynı zamanda hac ve umre yolcularının, Allah'ın misafirlerinin hizmetçisi Osman Yıldırım Hocam. Hocam hoş geldiniz, hoş sefa geldiniz. Canım, hoş bulduk, sefalar bulduk. Güzel gördük, güzel bulduk elhamdülillah. Elhamdülillah. Yakından tanıdığınız Dumlupınar Camii İmam Hatibi Veysel Yüksel Hocam da birlikteyiz. Evet mübarek kardeşlerim, programımıza sözlerin en güzeli, bizim için bir öğüt olan Allah'ın bize hidayet kaynağı gönderdiği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Veysel Hocam'dan dinliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Azim olan Allah doğru söyledi. Ağzına, yüreğine sağlık sevgili hocam. Evet sevgili hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bu sene Afyon'da böyle aile yılı ilan edildi. Ne güzel. Evet.
Kur'an'da aile ne demek? Evet. Ebeveyn ne demek? Annenin babanın çocuklarına, çocukların anne babalarına karşı vazifeleri ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize aileyi nasıl tanıtıyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de öf bile demeyin diyor çocuklara, ayet-i kerimede. Yani bir ailenin mutluluğu, huzuru, saadeti muhakkak ki bizi yaratan Rabbimin gösterdiği ya Kur'an'a bakacağız ya da sünnetine bakacağız. Kur'an'da ve sünnette aileyi nasıl anlayacağız hocam? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize hamd, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam olsun ve dinleyen kardeşlerime şu anda evlerinin kendilerine has köşesinde bizlere yer ayıran ve sohbeti de can kulağıyla dinleyen kardeşlerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Madem aileden bahsedeceksek her birinizin yuvaları cennet yuvası olsun inşallah. Aile tabii bir anneden bir babadan. Ya eyyühellezine amenu. Rabbim Teala buyuruyor ki ey iman edenler inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Eyvallah. Rabbim öyle yaratıyor. Zaten şu var. Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı. Cennette. Cennette bu bizim gideceğimiz cennet değil. Onun mekanı da yeşillik alana cennet deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya Adem nasılsın? Ya Rabbi iyi ama burada dedi benim yani yalnız cennetin tadı olmuyor. Adem Aleyhisselam'ı bir an dalgınlık böyle uyku yok da cennette daldı. Sol ekeminden de Havva validemizi yarattı. Onu görünce muhabbet akı verdi. Ondan sonra da nesil devam etti. Yani anne ve baba aileyi meydana getiriyor. Ancak aile meydana gelirken en çok dikkat edilecek mesele şu. Baştan başlıyorsun ki yediğine dikkat edeceksin. Helal lokmaya dikkat edeceksin. Helal lokmaya dikkat edince de sulbünden olacak evlatların yapısı farklı oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de önce Allahü Teala ve kadâ rabbuka ellâ te'budu illâ iyye kendisine ibadeti emrediyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Günümüzde o kadar çok yanlışlar var ki zaten hiç doğru nerede desen çok az buluruz. İslam'ın özünü bir kenara koyunca İnsanlar karşısına geleni doğru zannediyor. Doğru olarak kabul ediyor. Önce Allah kendisine ibadeti, kendisine itaati, kendisine yönelmeyi emrediyor. Ondan sonra ve bil valideyni ihsane. Anneye babaya iyilikle muamele. Neden anneye babaya iyilikle muamele? Çünkü onlar senin dünyaya gelmene sebebi vesile oluyor. Vesile oluyor ama yaratan Mevla Teala. Şimdi helal lokma ile dünyaya getiriyorsun. Anneye babaya fela tekullahuma üffün üff bile demeyeceksin eyvallah. Ama o anne baba o hale gelinceye kadar dikkat etmek lazım. Rabbim buyuruyor ki Celle Celaluhu her halükarda hocamızın okuduğu ayeti cellede şöyle dua ediyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate e'yun ve cealna lil muttakine imama. İbrahim Aleyhisselam'ın da Rabbim. Gözümün aydınlığı, gözümün nuru bana eşler ver ezvacına ve zürriyetine, zürriyetim evlatlarım. Şimdi gözümün aydınlığı olacak. Nasıl biliyor musun? Eş, eve. Ya Resulallah hangi kadın daha eftaldir? Şimdi aileden bahsediyoruz ya. Hanımlarımız ne olur gücenmeyin. Demeyin şimdi bakacaksınız, göreceksiniz sonunda. Değerinizin erkeklerden daha fazla olduğunu İslam'da göreceksiniz. Ve hamd edeceksiniz. Eğer bugün kadınlar birine teşekkür edecekler ise Allah'ın Resulüne teşekkür etmeleri lazım. Başka birine değil. Çünkü ne kadar güzel söylemiş. Diri diri toprağa gömülen kız çocuklarını diri diri gömülen topraktan çıkarıp da altına ayaklarının cenneti seren dinin adı İslam'dır diyor. Bana tekrar edeyim. Diri diri toprağa gömülen kız çocuklarını gömülmüş yerden çıkaran ve ayağının altına cenneti seren dinin adı İslam'dır. Yunan'da kadının değeri yok. İslam'ın cahiliyet döneminde de değeri yoktu. İslam'da kadın değer buldu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el cennetü takta akdam ümmetim. Cennet anneler ayağı altındadır. Ama iyi de. Şimdi nesil meydana gelecek. Aile nasıl olacak? Hangi kadın eftal? Diyor ki bir, kadın erkeği dışarıdan evine gelir iken kapıyı açan, şimdi kapı açmadı hep otomatik oldu da ama kapıyı açan kadın yüzü gülerek erkeğine, evinin reisine, eşine yüzünü gülerek kapıyı açacak.
Beş vakit namazını kılacak, efendisi kendisinden razı ise böyle yapıyor. Bak böyle yapmamış. Böyle yapsaydı, hocam böyle yapmamış, böyle. Cennette beraberiz diyor. Yani bu kadar kolay ya. Beş vakit namazını kılacak hanımefendi, erkeğini kapıyı açarken yüzü gülecek. Mannheim'dayız. Zekeriya amcam var, Allah rahmet eylesin, uzun sakallı böyle kocaman, elini kaldırdı. Mannheim'da da 2000-3000 cemaat olur, kalabalık. Dedi ki hocam dedi, yukarıda da hanımlar dinliyor kamerayla falan. Biz dedi eve gelince dedi, yani hanımlar yüzü gülerek kapıyı açacak en hayırlı hanımı mudur? Evet dedim Zekeriya amca. Ya dedi bırak yüzünü gülmesini, vardığımızda evde bulamıyoruz hocam dedi yani. Şimdi kapıyı açacak sofrası, ama o kadın da evde beyine diyecek ki evimin erkeğine merhabalar olsun, hoş geldin diyecek, üzüntüsü varsa üzüntüsünü giderecek. Erkek de girecek, selam verecek. Bak nereden başlıyor? Esselamu aleyküm. Şimdi selam da kalktı. Bilalım kardeşim canım benim. Ya. Günaydın, tünaydın. Ondan sonra esselamu aleyküm, çav, çüz. Giderken hadi ben kaçtım, bay bay. Her şeyimizi kaybettik. Yani buradaki kardeşlerim baksın. Biçim bir moda oldu. Kendine iyi bak. Niye ya, ben salak mıyım, geri zekalı mıyım? Ben kendime iyi bakarım. Desen Allah'a emanet ol. Seni Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanet ol da kalktı. Kendine iyi bak. Ona hadi ben kaçtım. Nereye kaçıyorsun? Allah'ın emriyle git. Nikahın kıyılsın hiç olmazsa. İki de şahidin olsun. Nereye kaçıyorsun? Hadi ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık de. Bir iş olduğu zaman maşallah derdik. Olacağı zaman inşallah derdik. Allah nasip kısmet ederse derdik. Şimdi diyor ki gelirim, ederim, yaparım. Yok öyle bir şey. Burada aile yapısı içerisinde kadın bu. Peki diyor ki hangi erkek daha eftal? Hani şimdi kadına şiddet var ya. Bugün emniyette dedim kardeşlerimize. Vallahi ve billahi İslam'ın yaşandığı dönemde kadına asla zerre kadar şiddet uygulanmaz. Uygulanmamıştır da. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyuruyor. En hayırlınız ahlakı en düzgün olanınızdır. Erkekler içerisinde en ahlakı düzgün olanınız da hanımlarınıza iyi muamele edeninizdir. Resulullah Efendimiz devam ediyor. En şerlileriniz hanımlarınızı döveninizdir. Döv de göreyim hadi. Ben Resulullah'ı seviyorum. Sünnetine tabi oluyorum. Peygamberimin yolundayım. Elimi kaldıramam. Dövenler, şiddet gösterenler, Resulullah'ı tanımayanlar, İslam'a gönül veremeyenler, sadece ben Müslümanım diyenler. Almanya'da Heidelberg'deyim. Kütahyalı Hasan abimiz var. İri yarı böyle güzel bir şey. Hala sağdır mübarek. Vardım oraya, Diyanet Camisi'ne görevle gittik ya. Dedim Hasan abi nasıl başladın namaza? Dedi hocam dedi ya. Ben dedi bir Alman kardeşim vardı. Arkadaşım dedi. Hans dedi. Adı da Hans hakikaten. Hep Hans diyorlar ya. Ben dedim ki dedi ya 15 sene beraber kaldık. Müslüman ol da kurtul dedim. O da diyor ki ya Müslüman olup da kurtulacağım ama sizin dininizde namaz var. Ben namaz kılamam. Lan 15 senedir beraberiz, hiç benim namaz kıldığımı gördün mü? Yok görmedim. E ben Müslümanım demiş. Lan doğru demiş ya. İyi ama demiş Ramazan geliyor. Ramazan'da bir ay ben oruç tutamam, aç kalamam. Lan 15 senedir beraberiz. Hans hiç benim oruç tuttuğumu gördün mü demiş ya. Ben Müslümanım. Ulan iyi demiş ya, madem Müslümanlık böyleyse. E demiş iyi ama sizin dininizde bira içmek yok, içki içmek yok. Ben içkisiz duramam. E 15 senedir hiç masandan ayrı kaldım mı? Hep beraber içmedik mi? E ama ben Müslümanım. Hans Hasan'a öyle demiş. Bak bizzat kulaklarımla duydum ve şahit olarak anlatıyorum. Demiş ki Hans Hasan'a, Hasan haben. Ula ben 15 sene önce seni tanıdım da Müslüman oldum da haberimde mi yok yoksa demiş. Niye dinimi değiştireyim senin benden farkın olmadıktan sonra? İçki içecek. Öbürünü yapacak, namaz yok, oruç yok. Ondan sonra Alman'la beraber, o arkadaşıyla beraber diyor ki hocam o gün gittim, özür diledim Rabbimden. Namaza başladım, hiç bırakmadım. Ya Müslümanım demekle iş bitmiyor ki. Onun için evde, ailede şu var. Anne baba evladına, peygamberimize dediler. Ya Resulallah nasıl olur dediler. İfade çok güzel. Bir, çocuğunuza güzel bir isim. Kulağına ezan sol konak amir. Oradan baş. Helal lokma dedik ya, güzel isim. Ahiret aleminde isimleriniz ile çağrılacaksınız. Radyoda konuşuyorum, bir telefon geldi. Radyo konuşması sonrasında. Hocam torunum oldu, bir isim koyalım. Koyalım dedim. Ben Muhammed'i çok severim hocam. Torunumun büyük adı, torunum adı Muhammed Talha. En küçük torunumun adı, 10 torunum var elhamdülillah. Maşallah. Onun adı da Muhammed Ömer oldu. Arada Hamzalarım var, Hanzalalarım var. Onlar da hafızlıklarını tamamladılar. Dedim ki Muhammed koy. Ağır gelir dedi. Yusuf'u çok severim. Yusuf koy dedim. Komşuda var dedi. Zekeriya koy dedim. Burada var. Yahya koy dedim. Allah'ın koyduğu isim şurada. Kur'an'da olacak, kimsede olmayacak. Dedim saydım. Ne İbrahim'i beğendi ne İsmail. Dedim Kur'an'da var, kimsede yok. Ha söyle hocam dedi. Yazayım. Firavun koy dedim.
Estağfurullah. Firavun koy. Ya hocam ne diyorsun, niye kızıyorsun? Ne İbrahim'i beğendin, ne Muhammed'i beğendin, ne İsmail'i beğendin, ne İbrahim'i. Sen dedim nasıl Zekeriya peygamberlerin isimlerini beğendin? Şimdi öyle bir şey oluyor ki dizilerde var ya, kuzey geliyor, millet yönünü şaşırdı. Güney geliyor, doğu, batı, yönünü şaşıranların ülkesinde yaşar hale geldi. Onun için ailede güzel bir isim, İslami bir edep. 7 yaşına geldiğinde ailede namazı öğretecek. 10 yaşında geldiğinde tutacak, kolundan getirecek, zorlayacak. Dövme yok. Vedrib'in koymak, güç ortaya koymak. Ama öyle koyuyor, severken bile, hocamla dışarıda konuşmuştuk, severken ben evladımı sevmeyi bile unuttum Bilal'ım. Bu, şu dinleyenler bak hepiniz görüyor. Hocam ya biz de aynıyız. Anne erkek evladına böyle yapıyor. Anneciğim ya o senin annen değil. O da sana dönse oğulcuğum desene tuhaf olur. Yani oğlu annesine buyur oğlum dese, oğlum sen kafayı mı yedin dersin. Ama böyle yapıyor. Anneciğim, dizilerde var ya, öyle demeyecek. Oğlum diyecek. Yavrum diyecek. Lokman Aleyhisselam oğul diyor. Oğulcuğum. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, ey oğul. Atanı üz ama Şeyh Edebali'yi üzme diyor. Eskiden ben torunlarım, hep torunlarım derim. Kuzularım, peygamberimizin daha torunlarına dedeciğim yok. Yok. Diyor ki, Esselamu Aleyküm ya Ceddi diyor Emir Buhari Hazretleri Medine'de. Peygamberimiz direkt selamını veriyor. Ve Aleyküm Selam ya Veledi diyor. Ey torunum diyor. Torunum diyecek dede. Öteki de dedeciğim diyecek. Anne erkek evladına böyle yapıyor. Gel anneciğim. Yanındaki annesi de duruyor. Anne oradan tuzu verir misin? Niye annene anneciğim demiyorsun da kendi doğurduğuna anneciğim diyorsun? O kadar çok yanlışlarımız var ki. Şimdi diyecekler ki ya bu da ne? Yok öyle. Yavrum deyin. Seveceksin. Merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Yanına alacaksın. Onunla ilgileneceksin. Şimdi artık ilgi alakada şöyle yapıyor, eline veriyoruz telefonu, aklımızı, akıllı telefon diyoruz ya, akıllı değil, aklımızı başımızdan alan telefon. Kadın ona bakıyor, erkek ona bakıyor, herkesin camide bile elinde telefon. Cuma günü dedim ki hutbeyi dinlerken telefonun WhatsApp'ına bak, Face'ine bir bak, Cuma'n iptaldir. Yanındakine sus demek bile Cuma'yı iptal eder. Namazda bile, camide bile telefon elden düşmüyor. Hutbe anında değil, evet, mi hocam? Evet, hutbe anında. Hutbeyi dinlemek farzdır. Evet, orada. Hutbe anında WhatsApp'a bakamazsın. Face'e bakamazsın. Hoca efendi şey almış hutbeyi, hutbeyle birlikte takip ediyor. Niye takip ediyor? Dinleyeceksin onu, okumayacaksın. Kur'an okunurken Kur'an'ı dinlemek farzdır. Kur'an okunurken, hocam Kur'an okuyorsa kalkıp orada kendisine göre başka zikirle de meşgul olamaz. Estağfurullah da diyemez. Tesbihi cebine koyacaksın. Bütün meselelerde aile içerisinde var ya, evlatlarla ilgi alaka olacak ve evladın, geçenlerde benim 15 Ocak doğum günüm Bilal'ım. Hocam bakalım hiç başına geldi mi? Kızım, benim büyük kızım aradı, ben ona söylemiştim. Baba dedi, doğum günün mübarek olsun dedi, Allah hayırlı ömürler versin. Öyle mi yavrum, bugün 15 Ocak mıydı? 15 Ocak, ha dedim, hafızlarım yavrularım. Bilal'ım vallahi, o an için aklıma gelen. Dedim ki, her biriniz Kur'an'ı hay edin. Kur'an'ın cüzlerine bölün, Kur'an'ı bitirin, birer Yasin. Ne olacak dediler babam, beni doğuran anamın yanına gideceğim. Ben anam 6 yaşındaydım vefat ettiğinde. Varacağım anama. Hani senin doğum günün, senin benim doğum günüm. Ne olmuş doğumda? İyi ki doğdun Osman. Ne olmuş doğdumda? Anama vardım. Ey beni doğuran anam. Sancılar çektin anam. Izdırap çektin anam. Bugün beni doğurmuşsun. Hakkını helal et anam. Ayağının altını yalayayım, öpeyim anam. Ben seni üzdüm anam. Diyenimiz kaç tane var? Bana söylesinler. Kendi doğum gününde anasını arayan, anasını varıp da elini öpen, hakkını helal ettiğin kaç tane yiğit var? Babasına varıp da babam ya, yaz demedin, kış demedin, gurbet demedin, sıla demedin. Bizim için neler yaptın babam? Bugün benim doğum günümmüş, vesile-i sebebim sensin babam. Ne olur hakkını helal et. Yok, mumlar, pastalar, kesme. Yok, anam babam memnun olmalı. Benim evlilik yıl döneminde kızım damadım aradı, biliyor musun? Hep Allah'ım öyle damatlar, hoca hepsi. Dedi babam, bugün bizim evlilik yıl dönümümüz, bugün evlenmiş. E ne oldu dedi, aile. Böyle bir kız evladı yetiştirdiğin için, gözünün nurunu bana zevci olarak verdiğin için babam hakkını helal et. Allah razı olsun senden. Ondan sonra ben dedim ki madem o zaman kızım sen de dedim damadımın babasını ara. Evlilik yıl dönümünü unuttun. Analar unutuldu, babalar unutuldu. Ben kendime bakıyorum. Bugün benim evlilik, niye gül almadın? Peki şu var. 14 Şubat sevgililer günü. Öyle bir gün yok. Tırvırı bir gün.
Yok öyle bir gün, ben kabul etmiyorum. Çünkü sevgililer günü olmaz. Sevginin günü değil. Sevgi her gündür. Hanıma gelecek, selam verecek. Güllerle değil, tebessümlü çehreyle girecek. Elini omuzuna koyacak. Hanım, bugün iftar sofrasını yaptım. Ben dün öyle yaptım. Allah razı olsun dedim ya. Rabbim senden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin dedim. Seviniverdi. Ondan sonra sevgililer gününde gül götürüyorsun. Hediye götürüyorsun. Bir bakıyorsun böyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hocam? 9 Mart'ta ne yapacağız? Kazma kürek kadınları kovalayacağız mı? Her gün kadınların günü. 8 Mayıs Anneler Günü. Her an Anneler Günü. 17 Haziran Babalar Günü. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bir de kalkıyorsun birçok günler falan. Bu günlere hediyeler götürüyorsun. Rabbim diyor ki ey olmayan günlere hediyelerle gelen. Annenin hakkı var, babanın hakkı var, evladının hakkı var, ailenin hakkı var ve bir hesap günü. Vallahi billahi gerçek gün. Huzuruma geleceksin, ne getirdin? İşte o zaman diyeceğiz ki annemin rızası ile, babamın rızası ile, evladımın İslam edebiyle. Bilal'ım ve hocam, üç kişinin amel defteri kapanmıyor değil mi? Bir tanesi normal sadaka-i cariye, cami, yol, han, hamam. İkincisi hayırlı bir eser. Üçüncüsü ne biliyor musun? Okudu. Rabbena heblena min ezvecine ve zürriyet. Hayırlı bir evlat. Ya hayırlı bir evlat. Mesela ben evladım, babamın, annemin makamını Resulullah Efendimiz buyuruyor. Cennette âli eylemiş, yüksek. Bakmış ya Rabbi, ben kendimi iyi biliyorum. Herkes kendini iyi bilir. Ben ne kadar değerim olduğunu kendim bilirim. Diyor ki benim cennetteki mekanım niye bu kadar... Arkandan öyle bir evlat bıraktın ki diyor. O evladın diyor istiğfaru veleduke lek. Arkandan dua etmesiyle cennetteki makamın yükseldi. Benim evladım Almanca biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca biliyor. Ben de biliyorum. Almanya'ya gittim mi kendi lisanımı kendim kullanıyorum. İngilizcem çatapata ama Almanca iyi derdimi. Rabbim bana kabre girince what is your name demeyecek. Ondan sonra demeyecek ki bu vonenzi Almanca nerede oturuyorsun? Diyecek ki men rabbuka ve men nebiyyuka ve men var mı diyecek. Bunları bileceğiz. Peygamberimiz diyor ki bir sahabi 10 lisan biliyordu. Abdullah İbni Mesud dedi git Yahudilerin lisanını öğren. İslam'da lisan öğrenme var. Peygamberimiz bizzat sahabeyi görevlendirdi. Ama lisan bilmek demek Kur'an'ı bilmemek demek değil. Onun için evlatlarımıza var ya 6 yaş, 4 yaş grubu yavrularımıza Kur'an öğreteceğiz. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Kısa bir bölümümüz var. Aile içerisinde aile cennet bahçesi olması gerekiyor. Ama görelim bakalım neler olacak. İnşallah bu dönem içerisinde bu hem de Afyon'daymış güzel olmuş. Bu dönem içerisinde bunları duyarlar da severken evlatlarını gel yavrum, gel kızım, gel oğlum o da buyur babacığım der de. Bir güzeli yaymış oluruz inşallah. İnşallah. İkinci bölümde bir cennet bahçesi nasıl oluyor yuvada onu konuşacağız. Mübarek kardeşlerim aileden, İslam'da aileden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif ettiği aileden konuşma gayretindeyiz, tefekküründeyiz, akletmesindeyiz. İnşallah ikinci kısa bir bölüm sonra bir yuva nasıl cennet yuvasına döner birlikte tefekkür edeceğiz. İnşallah. Kısa bir aradan sonra. İnşallah. Anneciğim kimi zaman umutsuzca seni ararım ıssız çölde serap misali hayalini yaşarım. Anneciğim kimi zaman umutsuzca seni ararım ıssız çölde serap misali hayalini yaşarım.
Gözlerimde canlanır gülen gözlerin, kulaklarımda çınlıyor sımsıcak sesin. Alışmak zor sensizliğe, anne neredesin? Neredesin anne? Anne neredesin? Neredesin anne? Anneciğim giriyorsun kimi zaman düşlerime, yüzün solgun tedirginsin, sakın beni düşünme. Ektiğin tohumlar bir bir yeşerdi anne, öğütlerin fidan oldu, boy verdi anne. Mekanın cennet olsun, rahat uyu anne, rahat uyu anne. Gözlerimde canlanır gülen gözlerin, kulaklarımda çınlıyor sımsıcak sesin. Alışmak zor sensizliğe, neredesin anne? Anne neredesin? Anne neredesin? Neredesin anne? Ağzına yüreğine sağlık sevgili hocam. Ya. Aldın bizi götürdün böyle, evet, annelere. Hepimizin annesi var. Rabbim inşallah sağ olanlara sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı, imanlı ömür. Bu dünyadan ahir aleme göçmüş annelerimize de Allah'ım rahmet, merhametiyle muamele ederek inşallah günahlarını şu mübarek an vakti hürmetine bağışlar da cennetinde cemaliyle müşerref eyliverir inşallah Teala. Annenin, babanın, evladın çok kıymetli olduğu bir yuva ancak cennet yuvasıdır hocam. Birbirine verilen değer, birbirine verilmiş olan kıymeti, hakikati anlamak, hepsi bu güzellikler tabii Allah'ı tanımakla olan bir güzellikler. Cennet yuvası aile nasıl olacak hocam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e annem ilahisini söyleyince biri geldi sırtında annesi. Ya Resulallah, bu benim annem. Kabe-i Muazzama'ya götürdüm, tavafını yaptırdım, sayını yaptırdım, görevlerini yaptırdım. Anneme hakkını ödedim mi acaba? Efendimiz ne buyurdu biliyor musun? Ananın rahminde, karnındayken attığım bir tekmenin hakkını bile ödeyemez. Neden ya Resulallah, nasıl olur dedi. Sen şimdi annen yaşlandı da ölecek diye sırtında taşıyorsun. O seni hiçbir zaman için karnında taşırken ölecek diye taşımıyordu. Kucağında taşırken, emzirirken ölecek diye taşımıyor, emzirmiyordu. Onun için ödenmez diyor. Öncelikle hep öyle diyoruz. Anne, 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 sancılar. Hatta sormuşlar, ya Resulallah kime iyilik edeyim ümmük, kime iyilik edeyim ümmük, sümme ümmük, üç defa annene. Sonra da diyor ki ebuk, dördüncüsünde babana diyor. Neden acaba? Bunu belki çoğumuz bilmeyiz. 9 ay karnında taşındı, birinci hak o. 2 sene emzirdi, ikinci hak o. Doğum sancıları çekti, üçüncü hak o. Annenin hakkı ödenmez ama evde anne, baba, evlatlar, cennet yuvası nasıl olur? Eve girdiği zaman Peygamberimiz Kur'an'da da var, Allah-u Teala buyuruyor, selamla girin diyor. Esselamu aleyküm. Ondan sonra hal hatır soracak. Mesela
dışarıdaki, ben çok güzel bir mesele var. Dışarıdaki çalışan kardeşlerimiz iş yerindeki problemlerini evine getirmeyecekler. İş sahibi stresi vardır, çeki vardır, senedi vardır, bilmem nesi vardır, protestosu vardır, vardır ama işini evine getirip de kadınına, çocuklarına zulm etmeyecek. O orada kalacak. Eve girerken bismillahirrahmanirrahim ne kadar şerif varsa problemler dışarıya asacak onları. Sabaha kadar hallolunur zaten. Girince selamla girer. Resulullah Efendimiz'i sordular. Cennet yuvası nasıl olur biliyor musun? Resulullah Efendimiz sordu. Ya Resulallah, ey annemiz Ayşe validemize. Peygamberimiz evde nasıl idi? O dedi ki kendi işlerini yapar. Söküklerini diker, yırtıklarını yamar, develerini yemler, keçilerini sağar idi. Ev işlerinde bize yardım ederdi. Ve o bambaşkaydı. Kendi işini kendi gördü ama eve geldiği zaman Fatıma validemiz ya. Var mı böyle şimdi babalar anneler işi avuşunu alır diyor. Alnından öperdi Fatıma validemizin. Ve Fatıma validemizi sever. Torunları Hasan'la Hüseyin geldiği zaman birini sağ dizine öbürünü sol dizine alır idi. Abdullah İbni Mesud diyor ki ben Hazreti Hasan'ın şehit edildiğinde dudaklarına sopasıyla dokunan o zalimi gördüm de dedim ki o dudaklar Allah'ın Resulü öpüyordu. Öpmüş Resulullah Efendimiz. Bakın babalar anneler sevgi olacak ya. Sevgi olacak. Dört tane şu masa dört baca var. Sevgi, saygı, sabır ve sadakat. Dört tane. Bu sevgi öpeceksin. Ben çocuğumu severim ama içten severim. Belli etmem. Ya ben ultrason makinası mıyım? İçinde ne var ne yok? Göster mübarek. Resulullah Efendimiz ben bilmiyorum. Resulullah Efendimiz şöyle yapıyor. Öpüyor. Ondan sonra bakıyor böyle gelmiş. Bir sahabe-i kiramdan biri diyor ki Akra bin Habis. O da sahabe radıyallahu anh. Ya Resulallah 10 tane diyor benim çocuğum var. Torunum da değil. Hiçbirini öpmem. Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne edelim? İrhamu men fil ard yerhamukum men fis sema. Yerdekilere merhamet edin ki gökte ya çocuk cennet kokusudur emin olun. Peygamberimiz de çocuk sevgisi cennet sevgisidir, cennet kokusudur. Çocuklarımızı seveceğiz. Onları öperken Allah'ın bize emaneti olduğunu bileceğiz. Ve bakarken de diyeceğiz ki Allah'ım şükürler olsun diyeceğiz. Erkek mi kız mı ayrımı olmayacak. Peygamberimiz kız çocuklarını öne tuttu biliyor musun? Hanımlar sevinsinler, ilk çocuğu kız olan hanımlar sevinsin. Eğer bir kadının ilk çocuğu kız ise Allah'ın o kadına merhametinden dolayı kız evladı vermiştir diyor Resulullah Efendimiz. Erkek evlatlarını eve getiremiyorsun, bulamıyorsun, sokaktan eve gelmiyor. Kız çocukları yanında, ütülerim onlar yapıyor, gömleğim onlar ütüyor, pantolonum. Kız evladıma diyorum, bir de kız evladından kimin üç tane varsa diyor, eğitirse, gönderirse cennette böyleyiz. Ravi diyor ki, bir sordu, ya Resulallah ya iki tane, iki tane olsa yine böyleyiz. Sorsaydık, utandık, soramadık, bir kız çocuğu olan bile cennette benimle beraberdir diyecek Resulullah Efendimiz. Kız çocuklarına turfanda bir meyve geldiği zaman, evde öyle yapıyorum ben, torunlarıma da. İlk hediyeyi kızlara başlıyorsun. Dışarıdan bir şey mi aldın? Turfanda çilek aldın, muz aldın. Geldi erkek çocuğu, yok küçük mü küçük de olsun. Önce kız çocuğuna ver, sünnettir. Kız çocuklarına ikram ediyorsun, sonra erkek çocuklarına. Bir yere ayrılıyor musun? Önce erkek çocukları kucaklıyorsun, en son kız çocuklarını bırakıyor, onları kucaklıyor. Sofraya oturduğunuz zaman, hadi buyurun bismillah diyorsun, besmele ile. Güzel nimetleri önüne koyuyorsun, çocuklarına ikram ediyorsun. Amr bin el-As dedi ki ne yani ya Resulallah? Bu ikram da ne dedi? Sadakadır dedi. Çocuklarımıza yedirdiğimiz, haneye aldığımız, ikram ettiğimiz hep sadaka mı? Ağzına koyduğun lokma bile dedi sadaka dedi. Onun için var ya özellikle eve girdiğimizde sevgi, sonra saygı olacak. E şimdi çocuklar geliyor benim torunlar. Ben toruna bir şey demiyorum diyor. Benim bir torunlarda öyle yok elhamdülillah. Geldim de toparlanırlar yer. Dede kalk buraya ben yatacağım. Dedeyi kaldırıyor torun yatıyor. Baba da oradan bir şey demiyor. Anne de bir şey demiyor. Hele bir şey desin. Gelinin suratı asılacak. Oğlanın yüzü ekşiyecek. Ya baba sen de çocukla çocuk olma kalkıver ne olacak. Oysa ki diyeceksin yavrum o dedendir. Yavrum o babandır. Mesela evde anneler lütfen Allah rızası için diyorum. Baba geldiğinde deyin ki yavrum babanız geliyor kapıda karşılayın. Bir de verin ya ne olur. Yavrum annenin dediğini ikileme. Hemen annenin dediğini yap. Git annenin dediğini yerine getir. Çünkü diyor ki huma cennetuke ve naruka. Cennetin ve cehennemin senin annen ve babandır diyor orası. Yani cennet olacak hanede var ya. Baba yerini bilecek. Rabbena heblene.
min ezvacine. Hanımlar gözünün nuru olacak. Evlatlar gözün ama vec'alna lil muttakine imama. Beni de o muttakilere imam eyle diyor. Evla anne baba elinde sigara, oğluna yavrum sigara içme dese der ki baba sen niye içiyorsun? Önce baba dediğini yapacak. Anne örnek olacak. Ondan sonra ev gide şunu anlatayım, tamamlayalım bu bölümü. Kadın şöyle baktı camdan. Dışarıda 3 tane nur yüzlü bir ihtiyar. Böyle benim gibi aksakallı. Biraz evvel konuşuyorduk ya. Evet. Rüyanıza girsem aksakallı bir dede rüyama girdi. Güzel güzel anlattı diyecek. Ben rüyanıza girmedim de şu anda evlerinize televizyon ekranlarında girdik elhamdülillah. Yani illa rüyanıza girmeyi beklemeyin. Canlı canlı dinliyorsunuz ve doğrusunu duyuyorsunuz. Camdan bakıyor 3 tane ihtiyar. Nur yüzlü. Kadın demiş ki bunlar misafir varayım evime çağırayım. Varmış. Selamun aleyküm. Beyim şimdi işten gelecek, sofram hazır. Buyurun size bir ikramda bulunayım, siz misafirsiniz. Hocam diyorlar ki evet misafiriz ama kocan evde yoksa biz 3 tane erkek nasıl gireriz? Üçümüz diyelim. Beraberiz. Diyor ki sen git. Gidiyor bir şeyler alıyor. Geliyor bakmış ki kaldırımdan yoklar. Gitmiş. Üzülmüş kadıncağız. Eve giriyor. Beyi gelmiş. Selamun aleyküm hanım. Aleyküm selam. Demiş ki keşke evde olsaydı. Neden? Ya 3 tane nur yüzlü ihtiyar gördüm. Bu yörenin insanları değil. Sofraya çağırdım. Sen olmayınca gelmedi. Geçerken selam verdim onlar olmasın. Bir bakıyor onlar, git diyor çağır diyor, hemen varıyor. Beyim geldi buyurun diyor. Buradan sonrası çok dikkatli. Evin cennet yuvası olması. Diyor ki buyurun beyim geldi. Biz üçümüz birden bir eve gitmeyiz. Niye? Benim adım Sevgi. Bu kardeşimin adı Zenginlik. Bu kardeşimin adı da Başarı. Hangimizi evine çağırırsan evin onunla dolacak. Git beyinle görüş, istişare et ondan sonra gel. Varıyor demiş, üç birden gelmiyor. Birini evine alırsak evimiz onunla dolacak. Biri zenginlikmiş, girerse zengin olacakmışız. Biri başarıymış, başarılı olacakmışız. Biri de sevgiymiş, gelirse sevgi dolacakmış. Adam yerinden zıplıyor. Zenginliği çağıralım diyor, zengin olalım. Şimdi herkesin merağı zenginlik zaten. Hanım da demiş ki ya şu başarılı olanlar da ekranlarda hep onlardan bahsediyorlar. Şu biz başarıyı çağıralım da hepimizden bahsetsinler demiş. Arkadan kızlar da demiş ki, gelinleri kızları, anam babam, ya demiş, İnternetler şunlar bunlar çoğaldı. Kimse kimseye bakmaz. Şu sevgiyi çağıralım da evimize bir sevgi gelsin demiş. Bir mutluluk da olsun demiş. Bakmışlar böyle hadi yavrum be git çağır da gel demiş. Şimdi bu sefer gitmiş Sevgi hanginizdi demiş ben. Hadi bakalım sen de karar kıldık. Sevgi bir kalkıyor bir adım atıyor arkadan zenginlik de kalkıyor. Bir adım daha atıyor başarı da kalkıyor durmuş. Hani demiş üçünüz birden gelmiyordunuz. Demiş ki beni çağırsaydım başarı tek gelecektim. Zenginlik beni çağırsatın tek gelecekti ama emin olun sevgi nerede? Zenginlik de arkasında, başarı da arkasında. Biz sevginin peşini asla bırakmayız. Bugün hanelerde mutluluk yoksa, bak İslam'da veya ecdadımızda Osmanlı'da aşk yoktur biliyor musun? Böyle sevgilim lafı da yoktur. Sevdiğim, sevdiceğim vardır. Sevgilim dışarıdan gelme. Öyle kalkıp sevdiğim, sevdiceğim, cancağızım. Öyle aşk ele alındığında kaybolur ama sevgi hiç bitmez. Sevgi güzel olmasaydı Mevla sevmeyi yaratır mıydı? Onun için hanede sevgi olsun, insan sevdiğine yanlış yapmaktan sakınır. Baba evladını severse, baba evladını severse onu kollamaz mı? Ku enfüsekum ve ehlikum nara ayetini duymaz mı? Cehennemden onu korumaz mı? Okutacaksın, mevki, makam sahibi de olacak ama kıbleye dönecek. Eş, hanım, erkeğini severse gerçekten onun dediğini yapmaz mı? Erkeği, hanımını severse ona merhametle şemsiye gibi kanatlarını germez mi? Bugün evlerde sevgi yok. Yani cennet gibi olacaksa yuvalar sevgi de olmalı ve sevginin yanında da saygı da olmalı, biraz da sabır olmalı, hele sadakat olmalı. Mutluyuz evleniyoruz 3 ay sonra anlaşarak ayrılıyoruz. Lan anlaşıyordun da neye ayrıldın mübarek? Anlaşan insan ayrılmaz. Anlaşamadık ayrılıyoruz. Niye? İç yüzünü göstermedi diyor. İnsan bakarken ona göre bakacak ve baktığı zaman da elektrik aldım elektrik almadım değil. Ruhum bağdaştı. Güzel olacak, soyu sopu olacak, zenginliği olacak erken bir de dini ve ahlakı bütün olan diyor. Ailede herkes kıbleye dönecek. Oturduğu zaman besmele. Sonunda ne diyecek hocam benim? Bir elhamdülillah diyecek ya. Bu kadar kolay ya. Bir insan nimete bismillah diyemez. Sonunda da elhamdülillah diyemezse bana çok yazık yani. Gerçekten bana yazık.
Allah-u Teala kuluna diyor ki tüm nimetleri verim. Şeytan da diyor leteciden ekserum şakirin. Göreceksin onların çoğunu şükredici bulamayacaksın diyor. Onun için girdiğimizde erkekler mutlaka selam verin. Hanımlar ve aleyküm selam deyin. Hanımlar iltifat ederse beyleriniz karşılık verin. Yüzleriniz gülsün. Beyler de hanımlarına güzel kelam etsinler. Resulullah Efendimiz diyor ki hiç kabahatlerini, şeklini, şemalini yüzüne karşı vurmasınlar. Mesela hanım evinde derli toplu olmalı, kokulanmalı, hakikaten taranmalı, süslenmeli. Evde dağınık olacak böyle pijamasıyla, kollar burada, kahvaltı hazır diyecek, yüzüne bakacaksın iştahın kaçacak gibi. Tabii. Dışarıya çıkarken de süslenecek, yarım saat makyaj yapacak. Yok, evde erkeğinin, beynin, çocukların yanında hanım çok derli toplu, erkek de çok dikkatli olacak. Dışarıda temiz olacağız eyvallah ama evde de dağınık olmayacağız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün en güzel insanıydı. En tatlı insanıydı, en temiz giyinendi. Ayşe validemiz diyor ki eğer Peygamberimizin halini, durumunu, Yusuf aleyhisselamı gören o kadınlar görseydi vallahi bileklerinden ellerini keserlerdi veya ellerindekilerini kalplerine hançerleri saplarlardı da farkında olmazlardı diyor. Cennet yuvası olacak yuvada. Sahura kalkalım, oruç tutalım, namazda kalalım, selamı da yayalım inşallah. İnşallah. O zaman hocam cennet yuvası olması için ailelerin, her ailenin kendi içinde ufak tefek sıkıntılar olur, dertler sabredecek. Olur. Sabredecek. Şimdi bizde dua vakti geldi. Evet. Buradan böyle mübarek kardeşlerimize, bir güzel dua edelim. Evlatlara, aile saadetine, sıkıntıların defolması için böyle duayla inşallah programımızın neticelerini. Bilal'ım bu duaları yaparken de şuna emin olsunlar. Dua asla ret olunmaz. Dua ettim de kabul olmadı demeyin. Ancak vakti vardır ve gönülden amin deyin. Biz de duamızı yapalım. Buyurun. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tuv aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Rabbena hab lana min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yun ve cealna lil muttaqina imama. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena gfirli ve li valideyye ve li mü'minine yevme yekumul hisab. Ya İlahel Alemin, Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Yuvalarımızı cennet yuvası eyle. Sağ olan ana babalarımıza hayırlı ömür ihsan eyle. Ölen ana babalarımıza rahmet eyle. Kabirlerini nur, makamlarını cennet eyle. Anne baba kadri kıymeti bilen evlatlardan eyle. Evladının Allah'ın bir emaneti olduğunu bilen ana babalardan eyle. Ya Rabbel Alemin hanelerimizde. Güzel güzel İslami edep olsun, Kur'ani ahlak olsun, namazlar kılınsın, selamlar verilsin, güzel güzel muhabbetler edilsin. Allah'ım yuvalarımızdaki tüm kötülükleri bizlerden, yuvalarımızdan ırak eyle. Yavrularımızı alim alime, salih ve saliha eyle ya Rabbi. Nice nice zamanlarda dua ediyoruz. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken geliyor. Hocam ne olur imtihana girecek yavrum bir dua ediver ediyoruz. Hocam evladım kızım evlenecek dua ediver hayırlı bir nasip ediyoruz. Hiçbir tanesi gelip de demiyor ki hocam benim kızım kıbleye dönmüyor namaz kılmıyor. Oğlum cumaya bile gitmiyor. Benim yuvamdakiler Kur'an bile bilmiyor. Ne olur Kabe'de dua edelim de şunlar namaz kılsın, oruç tutsun, Kur'an bilsin, ana babasının kadrini kıymetini tanısın diyenimiz olmuyor ya. Biz bugün Ramazan ayı içerisinde oruçlu ağızlar ile dua ediyor ve amin diyoruz. Yavrularımıza namaz kılmayı, oruç tutmayı, Kur'an öğrenmeyi, anaya babaya itaat etmeyi ve onlara da hayırlı evlatlar, hayırlı işler lütfetmeyi kendilerine nasip eyle. Allah'ım okuyanlara zihin açıklığı ver. Okuyup da okul bitirenlere hayırlı işler nasip et. İşini bulmuş eş arayanlara dini bütün eşler nasip eyle. Eşini de bulmuş, işini de bulmuş, evler, meskenler, binekler nasip eyle. O bineklerde Allah'ım güzel işler, hayra hasenata koşturmalar, sadakalar, fitreler, hayra hasenatlar, sohbetler, koşturmalar hepimize nasip eyle ya Rabbi. Burada kardeşlerimiz amin diyor, evlerde bu kardeşlerimiz amin diyor. Dualarımızı kabul eyle. Allah'ım kem gözlerden, kötü sözlerden, sihirlerden, büyülerden, nice nice kötülüklerden hanelerimizi, yuvalarımızı muhafaza eyle. Amin diyen kardeşlerimizin şu anda ne kadar sıkıntıları varsa
Lütfen keremen ya Rabbi, sıkıntılarını bertaraf eyle. Ölenlerimize rahmetinle muamele eyle, kabirlerin nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin bi seyyidil murselin. Velhamdu lillahi rabbil alemin. El Fatiha.